Bunlar gideriz gidebildiğimiz yere kadar. İstanbul dışına bir yere gidelim yeter. Oğlum sen bana söylüyorsun da asıl senin yaptığın salaklık. Oğlum manyak mısın ya? Dinleniyorsa şirketin telefonu dinleniyordur. Bu kızın telefonunu kim niye dinlesin? Kimse bilmiyor ki benim işimi. Bağlamış işte. Bizim sorgulanmamız. Hacer salağının Fatma Gül'ün itirafı. Yarın herkes bizi okuyacak yine. Ne oldu? Programına buradan Ece Erker'imizin programına hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Ece Erker. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Yanıma gel yanıma dayanıyorum. Hoş geldiniz. Bugün çok keyifliyiz, muhteşemiz, mutluyuz efendim. Güzel bir ne günü? Salı günü. Ya. Mutlu değilim aslında, yalan söylemeyeyim ya. Dün gece çok böyle mutsuz uyudum açıkçası. Çünkü Beşiktaş'ımızın mağlubiyeti birazcık moral bozdu açıkçası. İşte hakem makem derken böyle bir kabuslarıma girdi. Ama ne oldu? Bu bir oyun. Oyun oyunda kaldı. O yüzden güne mutlu şekilde devam edeceğiz inşallah. Tekrar hoş geldiniz. Çok keyifli bir program sizleri bekliyor. Bugün hiç konuşmayacağım. İrfan hiç şarkı çalmayacak. Evet. Çünkü ne yapacağız? Cengiz Baba'yı dinleyeceğiz ya. Cengiz Kutu. Allah! Yaşanmıyor geceler gündüz oluyor. Güzel. İsyanlarda sessiz, gülüm sensiz yaşanmıyor. Oh be. Cengiz Kurtoğlu'ndan bugün o kadar güzel şarkılar dinleyeceğiz ki zaten hepsi birbirinden güzel. Güzel güzel yaşatacağız 2,5 saat dolu dolu geçecek. Biliyorsunuz bu arada küçük bir hatırlatma da Demet Akalın'la karaoke yapmak istiyorsanız da Ece'yle tatlım benim adresine editörlerimize tweet atıyorsunuz. Demet Akalın'a olan aşkınızı ve şanslı 10 kişi 10 izleyicimiz ki acayip sürprizler de hazırlıyoruz. Beraber karaoke yapacaklar. İşte oyun odaları var, gezecekler. Çok da güzel bir arkadaşımızın da görev aldığı güzel bir otele gideceğiz. Çok eğleneceğiz ya, ben de gideceğim ha. Yani öyle bir durum da var. Çok çok güzel bir vakit geçireceğiz. Yarın değil bu hafta. Demet Akalın ve 10 tane şanslı izleyicimizi buluşturuyoruz. 23 Nisan haftasını da söyleyelim hazır başlamışken. Fatma Gül'ün setine götürüyoruz sizi. Oradaki 2 tane çok değerli oyuncumuzla tanıştırıyoruz. Ve belki de sahnede oynayacaksınız. Yani konuk oyuncu olma şansınızı da veriyoruz. Bunun için de her ne kadar kendisi söyleme dese de Kerem Çatay'a, Ay Yapım'a sonsuz teşekkürlerimize bir borç biliriz efendim. Ve şimdi konuklarımızı almadan evvel biraz bekleteyim ya Cengiz abi, birazcık bekleyelim yani. Diğer konuğumuzu da az sonra anons edelim bu arada. Sevgili Tuğçe Yulaç da bizlerle beraber olacak, güzeller güzel kızımız. Ya bu durup dururken aşağı iniyor. Küçük çocuğuz tabii ki biz İknur'da. Ondan dolayı bildiğimiz şeyler de küçülüyor. Sizi teenage'ler sizi. Teenage'ler. Sizi teenage'ler sizi. İknur telefon numaramızı hatırlatır mısın, gel. Aa mecbur ya. İzleyicimiz Allah Allah bilsin. Bak bugün nasıl uyumluyuz da elektrik çarptan. Evet. Mersi. Evet ağızlar kapansın. 0212 333 33 34. Bir daha söyle. Daha Twitter hesabı açmış Beren. Şu anda 1100 kişi tarafından takip ediliyormuş. Bugün Twitter'da en çok konuşulan konular ne? Baktın mı hiç? Şehir tiyatroları yok edilemez. Sen o konuyla ilgili... Ya aslında arkadaşlarım da söylüyorlar işte konservatuvar tiyatro bölümü okuduğum için niye programda konuşmadınız mı diye. Ya şöyle bir şey var Ece, çok saçma, dünyanın hiçbir yerinde tiyatro zaten yok edilemez. Onun TT olması, bu kadar insanların hırçın olmasını birazcık anlamıyorum. Niye? Ya çünkü şehir tiyatroları yok edemez. Kimsenin şehir tiyatrolarını yok ettiği falan yok aslında. Birazcık haksızlık ediliyor. Belki bir yönetmelik değişikliği var ama hani sen de ben de görebiliyoruz ki kimsenin bir şeyi yok ettiği söz konusu dahi olamaz. Tiyatrocuların aşık oldukları işe karşı çok güzel bir duruşları var. Böyle de olmak en doğrusudur. Ama bazen de bazı idari yönetmeliklere de saygı duymak gerekir.
Ama onları mutlu edecekler diye tahmin ediyorum. Çünkü Muhsin Ertuğrul sahnesi yıkılacağı zaman herkes ayaklandı. Biz de konservatuvardaki öğrenciler olarak gittik. Eylem yaptık orada. Ama ay ne oldu? Canım. Çok güzel bir tiyatro salonu oldu. Güzel bu eylemler güzel çünkü demek ki daha olumlu, daha sağlıklı ortamlar yaratacaklar diye bize umuyoruz. Doğru diyorsun. Bakalım neler var. Hüseyin Göcek hala mı TT ya hakem? Dünün hakemi hala TT. Bir daha herhalde Galatasaray maçlarına ve tabii ki Beşiktaş maçlarına gitmek istemeyecek diye düşünüyorum. Bayağı bir saydırıyorlar yani. Peki devam ediyoruz. Başka? Ya Seyfi Teoman çok üzüldüm. Şu an yoğun bakımda. Çok genç bir yönetmen. Ve ödüllü yönetmenimiz yoğun bakımdaymış. Buradan tekrar geçmiş olsun diyoruz kendisine. Dün akşam 35. doğum gününde trafik kazası geçirmiş. Daha da çok genç. Allah'ım ya Rabbim. Hakikaten hayırdır ya. Bu aralar felaket haberler alıyoruz. Turgut Özal anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın ölüm yıl dönümü. Değil mi? Doğru söylüyorum. Ben Malatyalıyım. Evet. Turgut amcayla aynı köylüyüm. İyi ki andın Ece. Çok teşekkürler. Türkiye'nin önemli bir lideriydi. Saygı, sevgiyle, hürmetle anıyoruz kendisini. Ağlıyor musun sen? Hayır, ağlamıyorum ya. Ağlıyorsun. Yok, ağlamıyorum. Ay kıyamam. Peki 17 Nisan 1993'te kaybetmiştik Sayın Turgut Özal'ı. Tekrar yani bizim için yakınları diyeceğim, artık hepimiz yakınları olduğumuz için hepimize tekrar ne diyelim, sabır versin. Sen ağlıyorsun. Yok ya. Ama Turgut amca öyledir, bizim ailemiz için de çok önemlidir. Yani neyse, anlatmıyorum, gerek yok. Anınız var mı? Hazır bu kadar bahsederken. Ya Semra ablaya çok teşekkür ediyorum. Benim yani söylemeyecektim ama söyletmek zorunda kalıyorsun. Söyle ya. Benim eğitim dönemlerimde sürekli bursumu Semra abla vermiştir. Semra Rıza. İnanmıyorum. Tabii öyle bir şey var. Nereden açıldı kapı? Ne güzel anılar. Söyle bakayım başka. O kadar, başka da. Çok güzel. Hakikaten yani. Tebrikler. Onu da tebrik ediyoruz. Sevgilerimizi yolluyoruz. Ve bakalım tweetlere bakalım. Herkes beyaz sivri açsın. Ecele tatlım benim başladı demiş Nesli'ye. Nesli'cim duyur herkese. Duyur cümle aleme. Aa, Beren'in Twitter'ını söyle çabuk demiş Sevda. Bir de 4 tane ünlem işareti. İrfan Aslan'ın gözyaşları. Yapmayın, Allah'ını seversin. Gördün peki mü? En büyük hayranlarından birisiyim. Cengiz Baba'ya selamlar demiş. Vay, yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu yakışır demiş Demir. İyi yayınlar, sendeyiz Hilal. Ya hadi davet edelim, evet ya. Ya. Özledim vallahi. Cengiz Baba'yı görmem lazım. Bugün çok damar olacağız ha, haberiniz olsun yani şimdiden. İşte davet ediyoruz efendim. İlk olarak konuklarımı alalım. Yavaş yavaş konuklarımı alalım. İlk olarak Tuğçe'yi davet edeceğiz ama etmeden evvel, pardon. Programımızın Twitter adresinde görün. Ece Erken 2 ile tweetlerinizi bekliyoruz. Ve sorularınızı bekliyoruz. Böyle acayip, enteresan soru, şahane sorular bekliyoruz. Telefon bağlantımız için de arayabilirsiniz. Ve yavaş yavaş da konuklarımı alayım artık diyorum. Evet, Beyaz TV stüdyolarındalar. İşte ilk konuğum. Manken, oyuncu ve sunucu Tuğçe Yulaç geliyor. 1986 İstanbul doğumlu olan Tuğçe Yulaç, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı ve Türkiye'nin tescilli güzellerinden oyunculuk, sunuculuk ve mankenlik yapan Yulaç, spora düşkünlüğünü pilates hocalığıyla taçlandırıyor. Özel bir kanalın düzenlediği Evcilik Oyunu adlı programla ekranlara merhaba diyen Tuğçe Yulaç, psikoloji ve insan gelişimi üzerine kitaplar okumayı seviyor. Tuğçe Yulaç bir adım da ileriye geçerek kitap da yazıyor. 10 parmağında 10 marifet. Tuğçe Yulaç, Ece ile tatlım benim de. Seni de programda gidereceğim. Gerçekten o bir efsane. O Taverna Müziği'nin duayen ismi. Ve gerçekten müthiş İngilizcesiyle de ortalığı yerle bir edecek. Twitter kilitlenmiş durumda zaten. Cengiz Kurtoğlu geliyor. Taverna Müziği'nin usta ismi Cengiz Kurtoğlu, 1959'da Artvin Arhavi'de doğdu. Profesyonel olmadan önce Arhavi'de bir çay fabrikasında kısa süre memur olarak çalışan Kurtoğlu, o yıllarda Cihad Ağa Efsanesi isimli orkestrayı kurdu ve amatörce müzik hayatına atıldı. 1982'de İstanbul Seni Yeneceğim diyerek hayallerinin peşinde koştu ve ilk albümü Sen Sözden Anlamazsın'ı çıkardı. Gözlerin, Sensiz Kutladım, Hain Geceler,
Birçok albüm, film ve milyonlarca Cengizci kitle. Sanat hayatında 30 yılı başarıyla geçiren büyük usta artık kendi yapım şirketiyle yeni isimleri de müziğe kazandırıyor. Cengiz Kurtoğlu, Aylin, Or-